İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Mıgırdiç Mike Kazancan vefat etti. Hayrenik Vatan Adlı Aylık Resmi Gazetenin 8. sayısı çıktı. Geçen yıl Arsak'ın tarım sektöründe olumlu değişiklikler kaydedildi. Katar, beyaz mihverlilere 2 milyon dolar verdi. Suriye hükümet güçleri Manbiç bölgesindeki konumlarını güçlendirdi. Diyarbakır'da yasadışı dışı kazılar nedeniyle 8 kişi tutuklandı. Kilikya Ermenistan'ın Korikos Kale şehri. Ermeni ordusunun önde gelen bir üyesi olan ve Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusunun başlattığı silahlı kurtuluş mücadelesine önemli katkıda bulunan yoldaş Mike Kazancıyan uzun süreli bir hastalıktan sonra 3 Şubat sabahı 65 yaşında hayata veda etti. 70'li yılların sonunda ve 80'lilerin başında şehit Pierre Gülümyan'ın doğrudan eylem arkadaşıydı. İşgal altındaki Ermeni topraklarının kurtarılması ilkesine yıkılmaz inançla bağlanmış, ilke ve inançlarından taviz vermeden daima sarsılmaz kalmıştır. İlke ve çalışmaya adanmış dürüst bir yoldaş olarak vatan toprağı senin üzerinde bol olsun. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin aylık resmi gazetesi Hayrenik Vatan'ın 8. yeni sayısı 1 Şubat'ta çıktı aylık resmi gazete her ayın başında Batı Ermenci olarak yayınlanmaktadır. Yakın bir gelecekte Türkçe ve İngilizce olarak da yayınlanacak. Resmi gazeteyi elde etmek için bizimle bağlantıda bulunun. Arsah Press muhabirinin belirttiğine göre Arsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, 1 Şubat'ta hükümetin ilk oturumunda geçen yıl Arsah'ın tarım sektöründe olumlu değişiklikler kaydedildiğini ve bu alanda sürekli olumlu gelişmelerin olduğunu ifade etti. Sahakyan'a göre küçük hidroelektrik santrallerinin sayısı 2018'de 5 adet artarak 21'e yükseldi. Böylece elektrik hacmi 2017'ye göre yaklaşık... %19 arttı. Artsak Devlet Başkanı Bako Sahakyan bu tüketim seviyesini yaklaşık yüzde %5 oranında açtı ve sadece kendi kendine yeterli olmakla kalmayıp aynı zamanda ihracat içinde bir fırsat sağladı. Ermenistan Cumhuriyeti'ne 17.2 milyon kilovat saat elektrik ihraç edildi. Yakın gelecekte çevre koruma konularına özel önem verilerek elektrik üretim hacminin artırılması planlanmaktadır. Aynı zamanda ardışık iki yıl boyunca özellikle bu tür enerji üretimi Hayastan adlı tüm Ermeniler fonu programlarına dahil edildiğinden güneş enerjisi sistemlerinin tanıtılması çalışmalarını aktivite eden alternatif enerji geliştirme çalışmaları yapılacaktır, dedi. Riyan Novosti Ajansı'nın bildirdiğine göre Katar Kalkınma Fonu, Suriye'de hükümet dışı bir organizasyon olan Beyaz Miğferlere 2 milyon dolar destekte bulundu. Ajansa göre destek Katar emiri Tamim bin Hamad al-Sahani'nin emriyle verildi. Beyaz mihferlerin Suriye'deki kimyasal silahlar ve sivil kayıpların mağdurlarının ifşa edilmesi ve videolarının yayınlanmasıyla tanındığını hatırlatalım. Suriye ordusunda binbaşı Hasan Abdeli yaptığı açıklamaya göre Suriye hükümet birlikleri Halep bölgesindeki Membic'in Kürt bölgesinde askeri tatbikat ve siperleri güçlendirme çalışmalarında bulundu. Kürt kuvvetleri tarafından Suriye ordusuna devredilen Manbiç'te Suriye ordusu güçlendirme çalışmaları gerçekleştirmiş ve ordu bu alanda askeri teçhizat biriktirmiştir. Manbiç bölgesindeki tüm hükümet binalarında Suriye bayrağı dalgalanmaktadır. Bu bölgedeki Suriye ordusu Türk desteğindeki Fırat Kalkanı gruplarıyla karşı karşıya bulunuyor. Diyarbakır'da kaçak kazı yapan 4'ü polis 8 kişi tutuklandı. Polislerin kazıya resmi bir görünüm kazandırmak için olay yerine zırhlı araç getirdikleri anlaşıldı. Teröristlerin gömdükleri altınları arıyorduk diye ifade veren polislerin bölgede Ermeni altını olduğu düşüncesi üzerine kazı yaptıkları öğrenildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre Diyarbakır'da Silvan'da tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle geçen hafta aralarında Silvan Emniyet Müdürü Ömer Öztürk ile dördü polis 8 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı tutuklananlar arasında bulunan nöbetçi komiser kaçak gazya resmiyet kazandırmak ve fazla dikkat çekmemek amacıyla ihbarların önünü kesmek için olay yerine zırhlı polis aracı yönlendirdiği ifadelerde yer aldı. Geçtiğimiz hafta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak define arayacağı yönünde ihbar üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan araştırmada Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu bir grubun olaya karıştığı belirlenince durum Diyarbakır Emniyet Müdürü Taceddin Aslan'a bildirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Taceddin Aslan'ın ne gerekiyorsa yapılacak dediği kaçak define arayıcılarına yönelik talimatı ile Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan kaçak define arayıcıları kendilerini takibi alan meslektaşlarından habersiz söz konusu bölgede kazı yapmaya başladı kaçak kazı yapan ekip henüz bir metre kazdıkları sırada uzun süreli takip eden polisler baskın yaptı. Kazı yapılan aramada ise kazma, kürek, dedektör gibi malzemeler ele geçirildi. Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi şüphelilerin verdikleri ifadede sur olayları sırasında kaçan teröristlerin altın ve paraları buraya gömdüklerini öğrendik. Bu nedenle kazı yapıyorduk dedikleri öğrenildi. Polis soruşturmayı derinleştirdiğinde gerçek ortaya çıktı. Şüphelilerin kazıyı Ermenilere ait altınların buraya gömülü olduğu duyumları üzerine yaptıkları öğrenildi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıllardır toplum Batı Ermenistan'ın yerli Ermenilerinin hazinelerini araştırıyor. Utanmadan bunun da ötesine geçerek mezarlıkları ve diğer kutsal yerleri yok ediyorlar. Kilikya Ermenistanı'nın Korikos Liman Kalesi İsa'dan önce 3. 2. yüzyıllarda kuruldu. Antik çağda ticaret merkeziydi. İsa'dan önce 2. yüzyılda ise korsanların merkeziydi. Araplar, Bizanslar ve 11. yüzyıldan itibaren de Kilikya Ermenistan'ın bir parçasını oluşturdu. Prens II. Toros'un hükümdarlığı sırasında Kilikya Ermenistan'ı ile birleşti. 1190'lı yıllarda Korikos'un yöneticisi Prens Kir Sahak'tı. 1206 yılında 2. Levon Korikos'un imarını tamamen gerçekleştirdi. İkinci Levon'un ölümünden sonra 1219 yılında Korikos'un yöneticisi Ermeni tahtına hükmetmeye çalıştı. Hetum onu ölüme mahkum etti. Korikos'un yönetimini kendi kardeşi olan Oşin'e devretti. 1300'lü yıllar Korikos'un refah dönemiydi. 1320'li yıllarda düzenli olarak Mısır Memluklularının saldırılarına maruz kaldı. 17. yüzyıla kadar Korikos Ermeni piskoposluk merkezi olarak kaldı. Fakat Türk zulmü ve şiddetinin etkisi altında yavaş yavaş Ermenilikten çıktı. Şehrin bir şehirde, diğeri denizin karşısındaki adada olmak üzere iki sağlam kalesi vardı ve bunlar birbirlerine dar bir kum tepesiyle bağlıydı kalenin dört büyük rezervuarı ve kuyuları ile sütunları süslemeli bir de kilisesi bulunuyordu. Kentin merkezi sarayında ikinci büyük Levon ve kral birinci Hetum'a ait yazılı kayıtlar bulunmaktadır. Tarihçi Hetum Korikos'ta doğup büyümüştür. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Nairian topluluğundan Rusya Kişer Maral Malar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.